Herkese merhaba. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Happy Meeting programındasınız. Ben Abdullah Edik, Bugün arkadaşım e, Deynep Nur Ayanoğlu ile birlikte Ahmet Öğüt'ü konuk edeceğiz. Ve onunla hem kendi şehir deneyiminden hem e, kariyerinden hem de Silent University projesinden bahsedeceğiz. Merhaba Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, seni bize kendisiyle de program yaptığımız Çelenk Bafra önerdi. Saha Stüdyo'nun direktörü. Onunla da Silent University için işbirlikleriniz var. Ondan da bahsedeceğiz. Ama öncelikle sen çok şehir denince hepsinden bahsedebilecek Diyarbakır'da doğmuş, Ankara'da üniversite okumuş, İstanbul'da yüksek lisans yapmış bir sanatçısın. Şu anda da bir üçgen şeklinde İstanbul, Amsterdam, Berlin'de gidip geliyorsun, üretiyorsun. Bu şehirler senin hayatında nasıl bir yer edindi ve üretiminde? E, şehir e, benim bütün pratiğimin temelinde olan bir şey. E, neredeyse ben başlarda Lise yıllarından sonra, Diyarbakır'dan sonra 3 senede bir şehir değiştirmiş oldum. Önce Ankara'ya gittim, orada okudum. Ondan sonra master için İstanbul'a geldim. Master programıma burada devam ettim. Buradan da Amsterdam'a gittim. Amsterdam'da profesyonel sanatçı olarak çalışmalarıma ilk o dönemde başladım. Daha önce üretimlerime başlamıştım tabii ki öğrencilik yıllarımda da. Ve ondan sonraki süreçte artık yaptığım işler yavaş yavaş mekana özgü işlere dönüşmeye başladı. Aslında aldığım davetler de gittiğim hiç tanımadığım bulunmadığım şehirlere uğrayıp kısa bir süre geçirip o kısa süre içerisinde lokal ihtiyaçları, aciliyetleri algılayacak, ona bir şekilde yorum yapabilecek işler üretmeye başladım. Bu mekana özgü işler benim pratikimin temeli olmaya başladı. O yüzden... Gittiğim her şehri çok kısa zamanda bazen hatta çok iyi algılayıp turistik bir açıdan değil gerçekten lokal ihtiyaçlar çerçevesinde algılayabilecek ve buna yorum yapabilecek, buna dahil olabilecek. Hatta orada yaşayan insanların kendilerinin yürütebileceği platformlar, projeler, sergiler yapmaya başladım uzun yıllardır. Profesyonel olarak bu neredeyse 20 seneyi de buluyor şu anda. Peki ben şuradan devam edeyim aslında. Teni kişisel hayatında birçok şehrin payı var. Eğitim anlamında da, yaşantı anlamında da, sanat kariyerinin anlamında da. Bunların aslında hepsinin kesiştiği noktada veya ortaya çıktığı noktada aslında Silent University projesinden bir bahsedebilirim. Bu projede tam bir informal eğitim sistemi geliştiriyorsun ki bu da aslında bu şehirlerin dışına çıkan merkezi sistemlerin, merkezi projelerin, düşüncelerin dışına çıkan bir proje. Bu kadar şehirle bağ kurmuş, bu kadar kent kültürüyle bağ kurmuş bir sanatçı olarak Silent University nasıl başladı ve bu şehir sinirleşme projesini sen nasıl yorumladın? Şimdi e, temel olarak kendi hikayem de çok farklı değil. Silent University'ye geldiğim noktaya kadar Silent University'nin bir 10 senesi var. Ondan bir öncesi de var. E, benim izleyiciler üzerine çok düşünüp taşındığım gittiğim yerler, o mekanlar, orada yaşayan insanlar üzerine e, çok düşündüğüm birçok projem var. E, o projeler daha belki... E, Kısa süreli yorumlar olarak şekil bulmuştu. Saletin Üniversitesi'nin 10 seneyi bulması ve daha sonra da devam edecek olmasının zaten çok temel bir sebebi var. Bu benim sadece yüzleştiğim bir durum değildi. Yani sürekli şehir değiştirmek aslında kolay değil ve bu her zaman istekli olan bir şey de değil. Bazen okumak için, bazen zorla şehir değiştiren çok insan var bugün düşünürsek. Göçmenler meselesi çok büyük bir mesele, büyük bir konu. E, beyin göçü e, önemli bir mesele ama bunun bazen istekli olup bazen isteksiz olan versiyonları var. Şimdi e, ben tabi sanat pratiğimi buna göre şekillendirebilmiş oldum uzun yıllar. E, sonuçta stüdyo pratiğinde eğitim aldım ben, resim eğitimi aldım. Stüdyo gereken bir pratikte e, yaptığın sanat eserlerinin e, biricik olduğu bir üretim biçiminde, daha klasik bir biçimde üniversite yıllarımda eğitim aldım. Ve bunun aslında benim yapmak istediğim öğrenme sürecinde yani kendimi eğitmem gereken durumda yanımda götüremeyeceğim bir şey, yani stüdyo pratiğinin yanımda taşıyamayacağım, taşıyamayacağım bir şey olduğunu çok hızlı bir şekilde fark ettim. Yani bu yüzden nomadik bir pratiğe, yani gerçekten kendimi eğitebilmeye devam edebilmem için ee, güvenli e, ortam yaratmak dışında işte pratiği olanaklı kılacak ortam yaratmak dışında olanaksız ortamlarda da kriz dönemlerinde de aciliyet dönemlerinde de nasıl sanatçı üretir meselesini zaten başından beri e, kendi hayat biçimim üzerinden e, bir yerden bir yere hareket ederek bunun çok önemli merkezi bir noktada olduğunu ve her gittiğim şehirle de lokal bir ilişki nasıl kısa bir sürede çünkü orada büyümüyorsun yani kendi büyüdüğümüz şehirle başka bir ilişkimiz oluyor kültürle bambaşka bir kültürde nasıl orada aidiyet hissedebileceğimi başından beri düşünüyorum. Şimdi bu pratik ve sergiler Mekanı özgü işler arttıkça arttı. Dünyanın her yerinde bunları yaptım. Yeni Zelanda'ya da gittim. İşte Amerika'da da kaç defa işte 30'un üzerinde bir genelde mekanı özgü işler yaptım. Bunun üstüne işte 300'den fazla müze sergisinde yine hem sanat kurumunun kendisine hem de etrafındaki çok yakın bölgedeki kamusal alana bunun üzerine düşünen birçok iş yaptım yani. Sanat mekanlarının içinde sınırlı tutmadım yaptığım işleri de. Kendimi de stüdyo içerisinde içerisinde sınırlı tutmamakla birlikte. E, bunu yaparken tabii eğitime devam et, edebildiğim kadar ettim. Amsterdam'a gidene kadar Amsterdam'da gittiğim program, Rijks Rijksakademi programı e, bir sanatçı misafir programıydı. Uzun yıllardır yani yüzyıldan fazladır var olan bir misafir programı. Aslında daha önceleri daha klasik bir okul olan Mondrian'ın bile gittiği e, vakti zamanında bir okul. E, şu an bir e, profesyonel sanatçılar için iki yıllık e, süreli bir e, sanatçı ağırlama programı ki bu kadar uzun ağırlayan residency programları, misafir sanatçı programları çok mevcut değil aslında. E, o da şehirlerle kurulan ilişkileri zorlaştırıyor. Mesela üç aylığına, altı aylığına giden programlarda e, o daha zor bir süreç oluyor. O kadar kısa bir süreç içerisinde aslında algılayabilmek. E, Şimdi bütün bunlar devam ederken gelen davetlerden bir tanesi Londra'da bir residency programıydı bir seneliğine. Daha önce o kadar vakit geçirmediğim bir şehirde Londra'da gidip araştırma yapıp oradaki sosyal konularla yoğunlaşmış, müzenin etrafındaki oradaki mahallelerle yoğunlaşmış sivil toplum örgütleri, ee, ondan sonra kendi bağımsız oluşmuş e, kurumlarla e, işbirliği içerisinde bir proje yapmamı istediler. Ben de bu daveti kabul ettim, gittim Londra'da araştırma yaptım ve şunu fark ettim: İnsanlar aslında belli gruplar halinde bu e, merkezler, e, dernekler, e, belli gruplar halinde insanlara yaklaşıyorlar. Yaşa göre, işte geldikleri yere göre, konuştukları dile göre, ihtiyaçlarına göre. Ee, bu e, gruplaşma biraz bana tuhaf gelmişti o dönem işte bu residency yapar yani 2012 yılında oradaydım o zaman Silent University ortaya çıktı ben herkesin her dili konuştuğu her yaştan olduğu e, bir e, bir dernek bir e, oluşum görmedim ama aslında temel ihtiyaç ve bu herkesin her yaştan ve her dili konuştuğu bu oluşumda tek ortak nokta herkesin bir akademik geçmişi olmasıydı. Yani geldikleri ülkelerde e, meslekleri olması, o akademik geçmişi, o ülkenin eğitim sistemine göre almış olmaları ve dünyanın her yerinden gelen bu insanlar ve en temel sorun sorunda e, bu bilgi e, bilgiyi paylaşamam, paylaşamıyor olmalarıydı. E, i̇şte legal, e, yasal e, sınırlamalardan dolayı, e, dil sınırlamalarından dolayı. Ve insanların bu özellikle İngiltere'de bunun 10 sene, 20 sene sarkan süreçler olduğunu gördüm o dönem. Brexit'ten önceki dönemden bahsediyoruz. Ondan sonra daha da kötü oldu. Ondan sonra Avrupalılara da yansıdı. Onlar da bunu anlamış oldu. Fakat bunu görünce ve buna yoğunlaşan yani bu yerinden edilmiş akademisyenler re yoğunlaşan bir okul olmadığını görünce o dönem hangi nereden gelirlerse gelsinler zorunlu bir şekilde yerinden edilmiş akademisyenleri oluşan bir, e, yoğunlaşan bir e, oluşum olmadığını görünce Silent University yani Sessiz Üniversite'yi e, kurma fikrini önerdim davet eden kuruma. Ve dedim ki onlara bu bir sanat projesi değildir. E, bunu yaptığım andan itibaren ben de sanatçı değilim. E, bunu birlikte başlatırız. E, daha sonra katılımcı olan aslında e, katılımcıların çoğunun kimlikleri bile yokken Belki hatta sürece bile orada kalmak için ikamet için şehirde fiziksel olarak var olabilmek için o sürece bile girememiş insanlarla biz eğitim vermeye yoğunlaşalım eğitim verecek konuma yani profesyonel bir akademisyen olarak bir şekilde izleyicinin ve herkesin karşısına çıkıp aynı özgüvenle kendini güçlü hissederek tekrardan ee, ve o e, resmiyette ve o saygıyla o insanları ağırlamak, onlarla birlikte çağırmak amacıyla, çalışmak amacıyla Sainet Üniversitesi'yi kurmaya başladık Londra'daki şubeyi. Sonra Tate yavaş yavaş yer Tate'in davetiyle Londra'da bulunuyordun diyebiliyorum biliyorum ve Tate'le birlikte kurum dediğin Tate evet, değil mi? Evet. Tabii. Tate, Modern. Tate Modern ve Tate Brisbane birlikte çalıştığımız orada iki küratör vardı. Bir de Delfina Foundation, bu misafir sanatçı programı. İki kurumun ortak davetiydi. Ben zaten en başından onlara şunu söylemiş. Yani bunun aslında bir sanat projesi olmadığını, bir eğitim, radikal eğitim projesi olduğunu. O yüzden bir sanat kurumunun yanında aslında bizim işbirliği yapmamız gereken bir sivil toplum örgütü ve akademinin de olması gerektiğini yani bu üç tip, üç tip kurumsallaşma modelinin bir araya gelip bir sinerjiyle bunu yürütmesi gerektiğini en başından söylemiştim. Zaten devam edebilen kurumlar devam etti. Mesela Tate o bir seneden sonra devam etmenin yolunu bulamadı çok büyük bir kurum olduğu için. Fakat Delfina Foundation, Delfina Vakfı birkaç sene daha devam edebildi. Oradan showroomla çalıştık. Başka daha orta e, e, scale'de e, boyutlardaki kurumlarla çalıştık. Sanat kurumlarıyla, akademilerle de, Royal College'la da, e, Oxford e, e, Üniversitesi'yle de işbirlikleri yaptık, buluşmalar yaptık. Yani bu birkaç sene Londra'da devam etti. Ta ki bütün katılımcılarımız oturumlarını hatta vatandaşlıklarını alana kadar yani ilk katılmışlar. Yani böyle bir karşılığını da görünce Sanat Üniversitesi boşu boşuna yapmadığımız her katılan kişinin, bireyin e, toplumsal statü kazandığı, aslında otoritelerden o belgeleri beklemek yerine bir anda akademik geçmişlerini aktive ederek o çaresiz bekleme durumundan kendi kendilerini kendi kendilerini çıkarabildikleri bir platform yaratmış olduk ve o öyle başka şehirlere yayılmaya başladı. İşte Almanya, Almanya'da şube açıldı. Önce Stockholm'da açıldı. Halen devam eden şube mesela Almanya'daki ve şubeler. Sonra Amman. Atina birçok yere taşındı. Birkaç yıl bu şehirlerde de yani Avrupa kontekstinin bağlamının dışında da başka şehirlerde de bir şekilde devam etti, var oldu. Ve böyle bir network'ümüz oluşmaya başladı. Peki ben bu noktada şehit sorayım Bu bağlantı kurduğunun ve oraya taşıdığın şehirler de çok kıymetli şehirler. Özellikle de bu son 10 yılda Suriye başından sonra, İç sonra ortaya çıkan süreçte aslında Avrupa'da da, Orta Doğu coğrafyasında da göç büyük bir hareketlilik kazandı ve birçok ülkede aslında göç karşıtı hareketler. işte buna paralel bir şekilde göçmenlerin hayatını kolaylaştırmak için üretilen projelerde de artış oldu. Hı hı. Yani işin her iki tarafında da bir farklı bir üretim sanatı ortaya çıktı. Peki bu anlamda sen bu projeyi ortaklarını nasıl belirliyordun ve bu taşınan şehirler nasıl seçildi veya doğal bir süreçte onlar mı katılmak istediler? Bu süreç nasıl taşındı? Şimdi sanat kurumlarının bu Silent University'nin ne olduğunu, sessiz üniversitenin ne olduğunu anlaması hemen öyle bir gecede olmuyor. Bir ee, de şeyi söyleyeyim hatta. E, zaman alan bir şey. Silent önemli bir vurgu aslında. Orada neyi katlediyorsun Silent, onu da açalım e, Bu işte sistematik sessizleştirme süreci. Aslında e, İngiltere'de de, her yerde de yapılan, yani o bekleme sürecinde o insanlara söylenen başvurularını yapsalar bile e, karşıdan telefon beklemeleri, karşıdan e-mail, mektup beklemeleri o süreçte de aktif olamamaları yani beklemek dışında başka bir çareleri olmaması bu e, demek oluyor ki bu sürecin içerisine gelen her giren her birey e, beklemek dışında yani özgüvenini kaybetmek, e, bilgi dağarcığını kaybetmek dışında yapacak herhangi bir opsiyona sahip olmuyor. Zaten çalışma izni de olmuyor. Kuponlar veriliyor. E, bazı ülkelerde Danimarka gibi var olan e, ceplerinde var olan ne varsa e, e, kilitlenip kasalara konuyor vesaire e, ve tamamıyla temel haklardan uzakta bir Hayat yani kamplarda yaşamasalar bile e, hiçbir şekilde ne eğitim sistemine ne sağlık sistemine e, zaten e, dahil olamıyorlar. Ki unutun akademisyen olarak aktif olmalarını. Sivil ölüm diye de bu galiba literatüre kazandırıldı böyle insanların çok güzel özetle, alakalı. Aynen, evet. aynen. bu KHK'da sistemik bir şey. KHK'da akademisyenler vesaire Avrupa'daki yaşantılarına varan süreçte özellikle Türkiye'de pasaportuna el konanlar özellikle ciddi bir sivil ölüm muamelesi görmüş oldular. Evet, yani e, bu farklı e, mesela, şu an işte Avrupalıların İngiltere'de yaşadıkları şey o kadar kötü olmasa da birebir deneyimledikleri için biraz daha anlayabilecekleri bir durum mesela Brexit'ten sonra ama ondan öncesinde zaten e, o tip pasaportu olmayan e, geldiği ülkeler üçüncü dünya ülkelerinden gelen e, akademisyenler, bireyler e, bunu zaten birebir en şiddetli şekilde yaşıyorlardı ve İngiltere gibi ülkelerde daha şiddetli yaşıyorlardı. Mesela eee Stockholm, e, e, İsveç'e bakarsak e, bu süreç işte o 20 sene uzayan süreçler, 8-10 sene uzayan süreçler ki ben örneklerden söylüyorum bunu yılları ondan dolayı söylüyorum. 3 sene ya da 4 sene içinde e, oturumunu, vatandaşlığını alabiliyorlardı İsveç'te. Yani bu süreçler her ülkede değişiyor. Biz Silent University'yi her ülkede kurduğumuz zaman oradaki temel ihtiyaçlara ve o bireylerin birebir ihtiyaçlarına göre. Çünkü aileleri geldikleri ülkelerde halen e, tehlikede olabilirler. Yani herhangi bir derslikte Herhangi bir kurumda izleyici karşısına çıkmak bazen tehlikeli olabiliyor, e, isimlerini paylaşmak tehlikeli olabiliyor. Yani bu kadar hassas bir durumda olan bireylerle nasıl aktif ve saygın bir platformda e, insanların önüne çıkabiliriz, e, sunum yapabilirler. Temel birebir ihtiyaçlara göre bir Silent University şekillendirdik. Gerekirse üzerini göstermedik, paylaşmadık isimlerini paylaşmadık, ta ki oturumlarını alana kadar ya da daha güvenli bir pozisyonda olana kadar birebir herkese göre e, şekillendirdik. Ama o insanları hiçbir şey bilmiyormuş muamelesi yapmadık. Yani normalde otoritelerin yaptığı bu. Yani o insanların hiçbiri sanki hiçbir zaman okula gitmemiş, hiçbir zaman eğitim almamış. Çünkü o gittikleri ülkenin dilinde almadıkları için o eğitimi bu tip bir... E, Uygulama işte o sivil ölümün dışında yani legal legal olarak yasal olarak yapılan sınırlandırmaların dışında mesela dille ilgili e, oradaki temel merkezi dili öğrenmeden de aktif olamıyorlar. Yani legal şey yasal dokümanlar olsa bile. Türkiye'de e, de çok güzel baş, e, yani bir örneğimiz var. Burada e, işte Sahayla İstanbul Beyneni ile bizim çalışmamız Beynenin açıldığı günle başlamadı. Çok daha öncesinde yapılan toplantılarla, araştırmalarla, bütün kurumlarla biz öyle başlıyoruz. Her gelen kuruma hadi yapalım demiyoruz. Onların bir hazırlık süreci ve samimiyet süreci sınavından geçmeleri gerekiyor. Samimiyet sınavından geçmeleri kurumların şöyle bir şey. Yani herhangi bir public etkinlik, kamusal bir etkinlik süresince değil. Onun öncesinde ve sonrasında da buna tamamıyla, dedicate tamamıyla, özveriyle nasıl dahil olabilirler? Nasıl bunun planını yapabilirler? Bunlar çok önemli. Ee, tabii İstanbul benim geldiğim şehir olduğu için ben 10 sene bekledim. O yüzden daha aktif e, dahil oldum İstanbul'daki e, şubenin kurulma e, öncesi süreçte ve halen kurabilmiş değiliz. Çünkü bu uzun vadede e, dahil olacak e, o e, kafa yapısı, kurumsal kafa yapısının oturması için biraz zamana ihtiyacı var. Tabii ki İstanbul BNL'i kamusu olarak çok önemli bir dönemdi. E, bu e, insanların Silent University, Sessiz Üniversitesi'ni tanıyabilmeleri için ee, ve bizim burada tanıştığımız çok önemli iki kişi var, Süha ve Amal. Bunun birisi e, Suriyeli, birisi Sudanlı. Çok genç, iki, e, iki kadın ve bu kurdukları Migration, Migration Jam diye bir e, oluşum var. E, bizim için önemli olan kendi kendine inisiyatif alabilir, yani. E, i̇lla aracılar üzerinden değil, oradaki ülkeden aracılar üzerinden değil. Ki en başlangıçta olabiliyordu işte Almanya'da Alman bir küratör ya da Alman bir koordinatör olabiliyordu başlangıçta İngiltere'de de öyle. Fakat bu bir iki seneden sonra tamamıyla katılımcıların kendi yürüttüğü, benim yürüttüğüm değil, o kurumun yürüttüğü değil, onun içerisinden e, parasitik olarak yürütebildikleri Bağımsız, otonom bir kurumsallaşma sürecinden bahsediyoruz. Yani o kurumlar, var olan kurumlar kendilerini dönüştürebildikleri sürece Silent University ile işbirliği yapabilirler. Tam tersi değil. Silent University kendi kurumlara dönüştürebildiği sürece değil. Bizim kriterler ve prensipler çok yüksek seviyede prensipler. Mesela her dilde sunum yapabilmek bir okulda hala mümkün değil. Biz yapıyoruz. Bir e, banka hesabı olmayan bir e, eğitmenle çalışmak, e, fatura yazamayan bir eğitmenle çalışmak e, zaten mümkün değil. Biz yapıyoruz, kurumlar bunun yollarını bularak ancak çalışabiliyor Sarnet Üniversitesi ile. Yani o baştan konulan engeller, bizim için baştan konulan engeller olmuyor. Onu e, zaten hali hazırda var olan kurumlara, bu sizin probleminiz bu yaratıcı bir şekilde çözülmesi gereken bir problem. Kavramsal bir şekilde yani o e, yürütme, muhasebe, e, ekonomik kısımları da aslında o sosyal kısmıyla çok ilgili, e, bilgi kısmıyla e, çok ilgili e, süreçler. Yani bizde arka kapılarda alınan herhangi bir karar yok. Her şey transforma, her şey ön saflarda. Öyle bir eğitim sistemi peşindeyiz. Ben de bu anlattıklarını aslında kira kriziyle bağlamak istiyorum. Yükselen sanatçılar, genç sanatçılar olarak adlandırılıyorlar ama yükselen sanatçılar diyelim. Aslında bulundukları şehirden sürülmüş olmasalar bile prekarlaşma söz konusu. Çünkü artık bulundukları ev, evin kirasını da ödemiyor, ödeyemiyor olabilirler ve bir stüdyoya çıkmak çok büyük bir mesele. O yüzden senin söylediğin stüdyosuzlaşma ve aldığın klasik eğitim aslında... ...stüdyo dışına taşıyarak işte nomadik bir yerden ele almak çok değerli. Çünkü İstanbul'da da birçok sanatçı ya pandemi döneminde stüdyosunu kapattı... Hı -hı. ...ya ortak stüdyolara geçti ya da stüdyosuna taşındı. Böyle örnekler de biliyorum. Çünkü hani evini kapatıp stüdyosunun bir odasında yaşam süren... Ee, ve bu şekilde üretmeye devam eden çünkü üretmeden yaşayamam stüdyomu da evime taşıyamazdım diyen sanatçılar da tanıyorum. Bu açıdan Silent University'nin e, temelinde senin stüdyolaş, stüdyosuzlaşma isteğinin olması çok anlamlı geldi bana hakikaten. Evet o bağ şu an ilk defa kurmuş olduk. Yani aslında bunların hepsi birbirle ilişkili şeyler. Yani kriz anında, aciliyet anında, ihtiyaç anında da üretime ara vermeden devam edebilmek. Aslında temelde aynı şey var. Ee, ve biz buna hazırlıklı değilsek sanatçılar olarak, e, kültür çalışanları olarak buna hazırlıklı değilsek zaten e, o anlarda e, fonksiyonumuzu kaybetmiş oluyoruz. Ama aslında toplumda en son fonksiyonu kaybetmesi gereken bu yaratıcı kitle. Yani bir şekilde her türlü anda devam edebiliyor olması gerekiyor. Ve bunun içinde her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani benim halen sıfır bütçeyle ve yüksek bütçeyle iş yapabiliyor olmam lazım. Yani artık kurumlar beni çağırıyor mekana özgü işler yaptırmak için bunun için bütçe teklif ediyorlar diye. Ben sıfır bütçeyle iş üretmeyi unutmamam gerekiyor. Orada fikrin önemini ee, halen yaratıcı kalabilmenin mesela Covid zamanı Avrupa'da işte Almanya'da da Hollanda'da da sanatçılara destekler verildi. Ben hiçbirine başvurmadım. Ee, o dönem destek alanlar sonra geri ödemek zorunda kaldı mesela Almanya'da. Ee, şimdi bu tip Kredi e, şeklinde miydi bu destekler? İşte o zaman e, hasbel kader aniden verilen kararlar olduğu için herkes o bir kere yapıldı diye düşündü. Sonra ee, bir Şimdi iki onu, sene sonra evet, doğru tekrardan geri alınmaya başlandı. Şimdi Türkiye'de işte böyle şeyler yok falan diyoruz. Orada da öyle şeyler olabiliyor. Ya yani Sonuçta e, sanatçılara şu da söyleniyor dolaylı olarak. Stüdyon yoksa sanatçı değilsin. Galerin yoksa sanatçı değilsin. E, biz bu e, kurumsallaşma modellerinin hiçbirine mecbur değiliz. Galerilerle sevdiğimiz için çalışmamız gerekir bu sanatçı olmanın temelinde ya da sanat okuluna gitmediysen sanatçı değilsin diye bir şey diyor. Zaten çoğunu dışarıdaki deneyimlerle öğreniyoruz. Mesela sanatın ekonomik kısmının eğitimi hiçbir okulda yok ya da kendi kendini temsil etme eğitimi, iletişimini kurma eğitimi. Kendi kendini Bunlar... temsil etme, sanatçı konuşması yapma <laughs> evet. ya da böyle bir televizyonda gidip konuşma yapma, <laughs> röportaj yapmanın da hiçbir eğitimi yok. Bunların hepsini bizim deneyimleyerek, birbirimizle, birbirimizle de bu deneyimleri paylaşarak, transparan olarak yani kendi fiyatlarını birbirine söylemeyen bir sürü sanatçı var. Mesela çok tabulaşmış bir sürü şey var. Aslında bunların hiçbirine gerek yok. Biraz daha sakinleyip rahatlaş rahatlayabiliriz. Ve kesinlikle öyle olduğu zaman da bu tip krizler bizi e, fonksiyonumuzda neden durumlar olmuyor. Hatta daha yaratıcı düşünecek, e, daha aktif bir şekilde içinden çıkacak. Tekrar aynı eski sisteme dönecek şekilde değil de bambaşka, yepyeni, daha dinamik ve daha vizyonu geniş ve büyük bir şekilde çıkacak şekilde e, düşünmek lazım. Yani İstanbul'un şehir olarak, kent olarak en popüler zamanında ben İstanbul'dan Amsterdam'a gittim. Halen İstanbul'a gelenler bana mesaj atıyordu Amsterdam'da yaşarken o dönemde. E, bu benim için kötü bir şey miydi? Hayır, onun çok... E, olsa da... Olan versiyonunu da, olmayan versiyonunu da seviyorum ben İstanbul'u. Yani İstanbul'un öyle herkesin akın akını geldiği zamanları, hatta tam tersine hiç kimsenin gelmek istediği zamanlarda daha çok gelmek istiyorum bir de ötesine. Çünkü eğer ben onu öyle bir e, opportunizm ilişkisi üzerinden kuruyor olsaydım şehirle ilişkimi, zaten pratiğime de yansıyacak, zaten zayıf bir protein olacaktı. Yani bu her şehirle kurduğumuz ilişki üzerinde geçerli. O samimiyet çok önemli. Sessiz Üniversitesi de kurumlarla o samimi ilişkiyi, o samimiyet sınavından geçilerek kuruyor. Ondan sonra çalışmaya başlıyor. Yoksa öyle her sadece iyi niyetle gelen kurumla biz hemen atlayıp işbirliği yapmaya başlamıyoruz. Zaten çok mümkün de değil gibi gözüküyor çünkü norm kırıcı bir yerden yaklaşıyorsunuz, yeni bir de norm kurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden yüksek ideallere hizmet edebilmek, onlardan ödün vermek sizin ya da minimal şekilde ödün vererek belki kurumlarla çalışmak çok zor olabilir sahiden. Kurumların ekosistem içinde nerede durduklarını, kurumsal kimliklerine çok dikkat ettiklerini biliyorum. Ya da sınırlı kaynaklarla, sınırlı iş gücüyle çalışıyorlar ve böyle bir talepkar bir oluşuma yanıt verecek kadar çevik olamayabilirler. Hep bu çeviklik, agility konuşuluyor. Evet. İş dünyasında da herkesin bir zamanlar sürdürülebilirlikte onun yanına şimdi agility eklendi çeviklik ama çevik olamıyor daha hantal kalıyor kurumlar bu noktada o yüzden Evet kurumlardaki bireyler de çünkü kendilerini o kurumlarda birer çalışana dönüştürdükleri zaman ve o fragile durumda daha fragile hissettikleri zaman kurumun içinde olmalarına rağmen. Ki çoğunlukla rağmen, olan da bu. Evet çünkü imzaladıkları hatta imzalamadıkları anlaşmalardan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> sanatta çok sözlü anlaşmalar var. Bunlardan dolayı dışarıda kurumlar dışında olan birinden hatta dökümanı olmayan birinden de daha precarious, daha şey kırılgan. durumda kırılgan bir durumda evet, hissedebiliyorlar yani bu bana ilginç geliyor aslında kurumlarla kurduğumuz ilişki kurumlara biz karşı değiliz kurumları ...dönüştürmemiz ve sürekli geliştirmemiz gerekiyor... ...ve birlikte çalışmamız gerekiyor. Yani ben bir tane PNL'ye ya da sergiye katıldım diye... ...artık işim bitti o kurumla ilgilenmeme gerek yok değil. Biz hepimiz kolektif olarak o kültürel mirastan sorumluyuz. O kültürel mirasa bir sorumluluğumuz var. İlla maaş almamıza gerek yok o kurumdan. Çünkü o gelecek kuşakları etkileyecek bir şey. Yani benim akademisyen olmak için illa bir akademiden maaş almama gerek yok. Benim akademiyle ilişkim her zaman dışarıdan ve içeriden oldu. Hep dışarıdan işte misafir profesörlük yaptım ama o misafir profesörlükleri yaparken e, içeride full time çalışan bir profesörlerden daha çok öğrencileri e, düşünür halde buldum kendimi bir ço çoğu zaman. Yani acaba orada ders veren birçok insan öğrenci sevgisi var mı? <laughs> Mesela bunlar önemli kriterler ama bunlar yazılı kriterler değil. Bunlar sürekli dikkat etmemiz gereken kriterler. Ee, orada işte o samimiyet ve güven, Sessiz Üniversite'yi de onun üzerinden kuruyoruz. Gerçekten o güven ilişkisi olduğu için bizim hiçbir şekilde onu kaydetmemize de gerek yok. Kaydetmeden bile e, kurumları dönüştürerek varlığını şimdi işte gördüğünüz gibi 10 seneden e, uzun bir zamandır e, devam ettirebilmiş durumda. Yani bu benim... Zorlamamla olan bir süreçti, doğal süreciyle olan işte o güven ve aciliyetin sürekli sürekli yeniden yenilemesiyle kendini ve ilginç oluyor tabii. Hep şeyler görüyoruz, hep yeni şeylere tanık oluyoruz. Orada olmayacak, burada olmayacağına inandığımız şeylerin gözümüzün önünde olduğuna inanıyoruz. O yüzden. E, ha demek ki halen gerek var, devam etmesi gerekiyor. Böyle bir, bir algımız da var. İstanbul çok aciliyetler şehri oldu artık. Aciliyet kelimesini vurguladığın için söylüyorum. Aslında her gün farklı bir aciliyetle karşı karşıyayız gibi geliyor ve artık sadece ...dezavantajlı gruplara yansımış bir aciliyet söz konusu da değil. Toplumsal koşullar, ekonomik koşullar hepimizin belini kırdı diyebiliriz. Gündem her gün değişiyor, konu başlıkları her gün değişiyor, içerik her gün değişiyor. Festivalin biri bitmeden diğeri başlıyor. Oyundan... Bir yandan da evet her sanat şey, alemi de şey, çok tabii. canlı ama bir yandan da fokur fokur kaynayan bir toplumsal yaşam var. Böyle bir ortamda İstanbul'da ne zaman saha işbirliğiyle Science Silent University'yi göreceğiz? Merak ediyorum. Var mı bir ee, ben de merakla bekliyorum. Çünkü umarım İstanbul bunu devam ettirebilir şehirlerden birisi olur. Buradaki sanat kurumları, Biz akademik de kurumlar, sağlamak isteriz e, bütün kurumlar bir şekilde. Bu benim motivasyonumla olan bir şey hiçbir zaman değildi. Benim motivasyonum sadece içine dahil olmak, bir üyesi olmak. Kurucusu olsam bile sadece bir üyesi olarak uzaktan izlemek hatta tercih ettiğim bir şey. O zaman daha gerçek oluyor benim için de. Yoksa ben iyice uğraşabilirim İstanbul'da devam ettirmek için. Bunun daha doğal bir süreçte kendiliğinden olmasına umarım o şehirlerden birisi olacak İstanbul'da. Bu e, bunun sanat projesinin ötesinde e, aslında diğer eğitim kurumlarının örnek alabileceği bir e, kurum olduğunu. Yani e, kendi kurulduğu yerlerde e, bütün bölgeyi dönüştürdüğü örnekler var mesela Almanya'da. Mülhan bölgesindeki Saltim Üniversitesi bütün tiyatroların artık üç dille sunum yapmasına sebep olmuş oradaki üniversitenin kendisinde belediyenin kendi kültürel faaliyetlerinde dönüşümlere sebep olmuş mikro ölçekte bir kurum Sonuçta yani 20 tane 30 tane 40 tane katılımcısı var işte akademisyen danışman vesaire işte Kamerun'dan gelmiş, Suriye'den gelmiş vesaire her yerden dünyanın her yerinden en az 4-5 dilde devam ediyorlar ve bunu 8-9 senedir orada yapıyorlar mesela. Yani Üst yazı veya alt yazıyla mı hallediyorlar bu işleri? E, Çünkü aslında teknik olarak çok da kolay bir iş. Evet. E, i̇steyince oluyor. Oluyor. Yani odada mesela e, resmi çevirmen olsa bile bazen tahmin edemeyeceğin başka bir dilde birisi çeviri yapabiliyor. Ben geçen gün İstanbul'da bir toplantıda mesela İngilizce bilmeyenlere orada ben oturuyorum diye Türkçe İngilizce çeviriyi ben yaptım. Orada herhangi bir katılımcı olarak gitmiş olmama rağmen. Yani bu aslında odana oturan o derslikte oturan herkesin aktif olduğu bir format. Ee, sadece ders veren kişinin aktif olduğu diğerlerinin uykusu geldiği bir format değil. Bu banking e, sistem deniyor buna. Yani sürekli biri boş, diğeri dolu, dolu olan e, hoca, işte Paolo Ferrier'in dediği gibi <laughs> Avrupa'daki sistem vesaire o doldurmaya çalışıyor. Öyle bir şey yok. Bu bir e, sürekli alışveriş ve o bilgi alışverişi ve herkesin aktif bir şekilde paylaşım yaptığı bir bilgi e, alışverişi. Bunun da çok güzel örnekleri var. Hem tarihsel örnekleri var hem şu an e, Türkiye'de bile örnekleri var. E, o örneklere marjinal gibi görünse de o örneklere bakmak lazım ve bunu genel olarak temelde eğitim sistemine de yansıtmak lazım. Öyle her şeyi de kurum bize versin. Biz de orada pasif pasif oturalım gibi bir eğitim sisteminden bahsetmiyoruz. Zaten öyle olduğu zaman bir anda onun gücü ortaya çıkıyor. Bu zaten bir anda toplumun ve o oluşma destek veren kişilerin onun ne kadar parçası olduğu ve ne kadar benimkledikleriyle alakalı bir konu aslında. Belki program burada bitirebiliriz. Konuşacak çok şey var tabii. Kefnekli. Çok teşekkürler katıldığınız Ben teşekkür için. ederim çağırdığınız için. Evet, teşekkürler. Rica ederiz. Bugün Ahmet Öğüst ile birlikte Atnat Thailand University projesi. Projenin hem doğuşu hem Avrupa'da gelişimi hem de İstanbul'da Türkiye'de geliştirilmeye çalışılan ayağı üzerine konuştuk. Umarım bu ortaklıklar giderek çoğalır ve hem İstanbul hem de Türkiye'nin başka şehirleri de bu projenin çünkü göç hattı üzerinde olan birçok çok dinamik bir altyapıya sahip bir ülkede bu projenin de umarım ciddi destekçileri olur. Bu kurumsallaşma veya kurumsal dışına taşımada devam eder. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanan Şehir Happy Meeting programındaydınız. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere çok teşekkürler.